Vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Amerikan ordusunda iki buçuk milyon asker var. Dünyanın en eğitimli ordusu, dünyanın en iyi teknolojisine sahip ordusu, dünyanın en iyi korunan ordusu. Ona rağmen ölmekten korkuyorlar. Heh, çekirdek dediğimiz bu. Kendini daha yüce bir davaya bağlayan insandan daha güçlü bir insan yok. Aziz dostlar merhaba. Çağrışımlar başlıyor. Şimdi geçen program çok kıymetli bir yerde kaldık ve dedik ki aman heba etmeyelim. Buradan sonrası mühim. Niye mühimini söyleyeyim? Hani bu meseleyi konuştuğumuz mevzuyu anlayabilmek için, buraya dair iyi bir kanaat sahibi olabilmek için belki yüzlerce, binlerce kitabı okumak, bir tecrübe, bunlardan bir hamule ortaya çıkartmak, bir kanaat, bir fikir haline getirmek, bütün bunlar lazım. Ya, hangi birimizin bunları okuyacak imkanı var, vakti var ya da oradan çıkacak fikri hangi birimiz doğrusuyla tespit edebileceğiz. Fakat hem okuduğuna, hem gördüğüne, hem yorumladığına, hem de oradan bir fikir ortaya çıkardığına itimat ettiğimiz bir hocamız var. Savaş Barkçı abi. Dolayısıyla mevzu mühim diye o yarıdan Devam ediyoruz. Alakalısı buyursun. Abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Kıyafeti mi? bile değiştirmedik. Bir Söz verdiğimiz mi? gibi. Aynen. Söz Oturduğum verdik, gerçekleştiriyoruz. <laughs> Eyvallah. 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 Osmanlı tecrübesinden bahsettiğiniz kuruluştaki Amerika'da da benzer bir durum Kuruluş var. Kuruluş tecrübesinden bahsediyor. Ve kaldık. Buyurun. Tamam. Şimdi tabii Amerika'nın daha farklı bir konum var. Çünkü Amerika aslında bir laboratuvar gibi bir ülke. Neden? Çünkü o kıta güya keşfedildiğinde, güya. Düzenle... Niye Güya çünkü üzerinde adamlar yaşıyor zaten. Batı onu keşfetti. Orası zaten vardı. Şimdi ba var da, etmedi, keşfetti. He yani var etmedi ki, keşfetti. Dolayısıyla üstelik bir de onları doğradılar yani. Katliam, korkunç katliamlardır. Ee, orada yaşayan yerlerin katliamları vesaire korkunçtur yani Güney Amerika, Kuzey Amerika. Biraz bunları bilmek lazım. İngiliz sömürgesi olduğu için İngilizler oraya daha çok hakim oldu. Kuzey Amerika'yı kastediyorum. Dolayısıyla onlar oraya işte Afrika'dan, kendi sömürgelerinden bir sürü gariban e, zenciyi getirdiler. İnsan e, hüviyetinde bile değil, bir mal hüviyetinde onları asırlarca sömürdüler. Bugünkü zenginliklerin çok önemli bir kaynağı o. Şimdi Amerika'nın farklı şuradan, orada zaten yerleşik devletler, öteden beri gelen, birbiriyle işte alıp veren, birbiriyle savaşan medeniyetler, devletler diye bir şey yok. Orası güya tarihsiz bir yer. Tabii ki tarihli bir yer de öyle birbirleriyle sürekli savaşan veya birbirlerine sürekli kaynaşan büyük medeniyetlerin çok olduğu bir yer değil. Medeniyetler var. Aztek var, İnka var tabii ki. Dolayısıyla onlar biraz daha böyle hani derler ya önünü boş buldular. Ve dolayısıyla istedikleri gibi bir laboratuvar ortamında orada bir şeyler yapmaya başladılar. İngiltere orayı normalde verimli bir yer diye kendi ihtiyacı duyduğu ham maddeyi üreten bir sera gibi kullandı. E, Makinalar işleme İngiltere'de ham madde Amerika'dan geliyor çok ucuza geliyor çünkü kölelik sıfır emek gücü hiç kimseye bir para bile vermiyorsun adamlar 24 saat çalışıyorlar dolayısıyla hiçbir maliyeti yok hemen hemen çok az bir maliyet hani bu İngiltere'nin Amerika'nın zenginini biraz o hesapla hesaplamanız lazım e, Osmanlıların öyle bir hesabı olamaz o olmadı Allah'a şükürler ki olmadı çünkü hiç kimseyi o şekilde köle olarak kullanmadı bizim Osmanlı'da köle dediklerimiz aslında ev hizmetlileridir. Yani evde aile ferdi gibi görülen, bir evlat gibi görülen, hatta evlendirilip ev verilerek kendi evine gönderilen, düğünü yapılan ve hayatı boyunca bir evlat gibi ilişki kopmayan insanlardır. Yani tarlada çalışan bir köle yoktur Osmanlı'da. İslam toplumundan hiçbirinde yoktur. Bunlar tamamen zıttını yapıyorlar. Bunlar tamamen işte bir mal gibi, Onları çalıştırdılar. Neyse, şimdi Amerikan toplumunun İngiliz sömürgesi olmaktan sonra 1776'tan sonra geldikleri sentez şöyle bir şey diyorlar ki, e, biz ne yapalım? Biz şimdi bir İngiliz sömürgesiydik. İngilizler gitti. Onların boynurundan kurtulduk. Ama biz bir işi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ki. Biz sadece İngilizlerden gördük. Yani burada İngilizler varken nasıl yapıyorlar? Önce o sistemle biraz gidiyorlar. Daha sonra zaten parçacı yerler olduğu için böyle büyük çiftlikler, küçük köyler, böyle büyük şehirler çok fazla yoktu. Yani New York, o zaman adı New Amsterdam'dı. Çünkü Hollanda Hollanda'lar orayı ilk kurmuşlardı. Hala belediye bayrağı şeydir, Hollanda turuncusudur, New York'un. Dolayısıyla oradan buradan gelen, daha sonra dini katliamlardan kaçan Avrupa'daki Protestanlar özellikle geldiler, yerleştiler. Çok çok farklı milletlerden insanlar o boşaltılan alanda kendilerine yer buldular. Şimdi bunların da sorunu şuydu. Bu kadar çokluğu biz bir birlik halinde nasıl tutarız? O yüzden mesela Amerika'nın devlet... Mühim soru ama. Evet, tabii ki. Zaten bütün imparatorluk ve bütün medeniyet devletlerinin, medeni devlet diyorum onlara, milli devlet ayrı bir şey, medeni devlet ayrı bir şey bütün medeni devletlerin temel sorusu budur. Yani bu karmaşıklığı nasıl yönetirsin? Ticari olarak nasıl yönetirsin? Kültürel olarak, eğitim olarak, toplum düzeni olarak, hukuki olarak, siyasi olarak çok önemli. Amerikalılar burada ilk önce İngilizlerden örnek aldılar. Fakat bu bir süre sonra tıkandı. Neden? Çünkü Amerika ürettiği ham maddeyi satarak özellikle pamuk ve İngiltere tekstilde bir numaraydı dünyada hani asılacaksan İngiliz ipiyle asıl diye Türkçe'de şey var, atasözü var. İngiliz ipliği çok kaliteli. Tekstili çok kaliteli. Her yere satıyorlar. En çok da kendi sömürgelerine satıyorlar tabii ki. Dediler ki bu işi biz kendimiz yapalım. Başladılar kendi makina sanayilerini oluşturmaya. Tabii ki Avrupa'dan, İngiltere'den daha çok alarak. Bugün Çin'in yaptığı gibi işte. Bak Çin'de yaklaşık 40 senedir alıyor. Ama son 10 yıldır, 15 yıldır kendileri sentezlemeye başladılar. Şimdi kendi özgün teknolojileri ve yöntemleri oluşuyor. İşte asıl orada güç haline geliyorlar. Aynen müzik gibi abi. Önce taklitle başlarsın. Üstadını taklit ediyorsun. Sonra terkip noktasına gelirsin. Hocanın var, üzerine ben de bir şeyler katıyorum. Oradan da bir şey görmüştüm başka bir hocadan. Onu da buna katayım dersin. Sonra en son telif aşaması yani özgünlük aşaması gelir. Her insan için ana lisanımız bile böyle. Önce ana babamızı taklit ediyoruz. Onlar nasıl Türkçe'yi konuşuyorsa veya Kürtçe'yi veya Arapça'yı neyse. Ondan sonra terkip noktasına geliyoruz. Biz de kendi cümlelerimizi kurabiliyoruz. Oradan buradan duydum. En son da benim üslubum bana, sen üslubun ona, öbür arkadaşın ki ona oluyor. Kendi özgün üslubumuzu, şivemizi kazanıyoruz. Devletler de öyle. Hiçbir devlet, bunu da hemen söyleyelim abicim, hiçbir medeniyet, hiçbir devlet boşlukta oluşmaz. Her medeniyet her devlet birinden alarak birinden aldığını terkip ve sentezleyerek ortaya özgün bir şey çıkartıyor. O yüzden adı farklı oluyor. Yoksa taklitçi bir medeniyet olmakta kalsa onun adı medeniyet olarak geçmiyor. Yani özgünlüğü yok çünkü. Ama Osmanlı özgün, Endülüs özgün, Buhara özgün, Çin özgün, Hint özgün, Amerika, Avrupa modern çağ, klasik çağ, Roma özgün. Yani tabii ki çünkü mesela bunların devlet anlayışları başka medeniyetlerden alınmış olsa da, izleri olsa da e, özgün oluyor. O sentezi yapabiliyorlar. Peki bu sentezi yapmada niye dayandılar? Dediler ki biz devlet geleneklerine bakalım. 1866'da bir Pendleton komisyonu kuruldu abi. Amerika'da bundan bahsetmiştik liyakat konusunu konuşurken. Dediler ki biz bugüne kadar doldur boşalt bürokrasi yapıyorduk. Devlet zaten işte ancak kendisini yetiyor. Başkenti yeni kurmuşuz. 1800'de kuruldu. Sıfır bir şehir kurdular Washington diye. Bizim ama dünyaya hakim olmamız lazım. Evet para geliyor bizde. Ticaret çok iyi. Fakat biz bunu hala bir siyasi sistem, hukuki sistem yakıtı olarak kullanamıyoruz. Yakıt ticarettir her zaman. Fatih İstanbul'u fethetti. İlk yaptığı iki iş var. Birisi Ayasofya'yı cami haline çevirmek. İkincisi kapalı çarşıyı kurmak. Öyle büyük bir sarayla falan filan başlamadı. Çinili Köşk'e gidin bakın. Fatih'ten kalan tek yapıdır. Topkapı Sarayı'nın. Yani tek demeyeyim de. Köşk şeklindeki yapıdır. E bakın ne kadar mütevazi ve e, o yani. ilk önce abi ticaret ehlini getirdi. Özellikle Bursa'dan. Çünkü Bursa zaten ticaretin merkeziydi. Oradan aileleri İstanbul'a taşıdı. Ve burada kendi hayatında o kadar büyük bir ticari canlanma oldu ki yanlış hatırlamıyorsam o dönem İstanbul'un nüfusu 500 bin, yani çok düşük rakamlardan 500 bine çıktı. Ve ticaretle uğraşan insan sayısı, yani yanlış hatırlamayayım, 100 bin falan. Her 5 kişiden birisi tüccar. Bürokrat değil, tüccar. Çünkü üretim oradan geliyor, onu çok iyi bilirler. Dolayısıyla bu aslında aynı zamanda Resulullah Efendimiz'in de sünnetidir. Medine'ye ilk geldiğinde mescit inşa etti. Hemen sonra pazar. Hemen pazara müdahale etti. Pazarı serbestleştirdi. Osman Gazi'ni de bu sünnete uyduğunu görüyoruz. Bileciği fethediyor. Hemen ilk yaptığı şeylerden birisi pazardaki kısıtlamaları ve insanlara zulmeden haraçları kaldırması. Serbestleştirmesi. İlk Hıristiyanları bu çok şaşırttı. Amerika'da buradan başladı. Dediler ki o zaman bir devlet yapısı kuralım. Nasıl kuralım? İşte biliyorsun dünyadaki örneklere baktılar. İlk baktıkları örnek İngiltere. Çünkü kendilerinin en yakın olduğu yer. İkinci baktıkları yer Çin. Çin dünyada bürokrasi genelinde çok önemli. Ve üçüncü baktıkları Osmanlı. Çünkü o da özgün bir sistem. Bu üçünü sentezlediler. Bugünkü devleti oluşturdular. Bu devleti şöyle oluşturdular. Üç tane Latince kelime var. Benim bunu açıklamada kullandım. Medeniyet'in Medeniyet Haklı kitabında vardır. Rex, Lex, Pax. Şimdi Rex yönetim demektir. Lex hukuk demektir. Pax medeniyet demek. Demek ki yönetim, hukuk ve medeniyet. Bu üçü aynı hat üzerinde ilerler. Önce devletler yönetime yarayacak güç biriktirirler. Askeri teknolojiler, askerler, eğitim teknikleri, okulları ve onu besleyen vergi sistemi falan filan kurarlar. Daha sonra hukuka geçerler. Çünkü hukuk şudur, sen bir şey yönetiyorsun, toplumu yönetiyorsun ama toplum e birbirini yemesin. Çünkü iç savaş yaptılar. Osmanlı'da iç savaş var mı? Tabii ki var. Fetret dönemi. Ben hep söylerim. Benim kendime has bir şeyim var. Ee, tarih teorim var. Yani devletlerin yükselmesi ve çöküşüyle ilgili. Her devletin asıl yükselme dönemi iç savaştan sonra başlar. İç savaş nedir? İç savaş çatışan iki vizyonun kimin öne çıkacağını belirleyen bir sınamadır. Bir e, sınıf muhafazakardır. Küçük olsun bizim olsun. Osmanlı'da da öyleydi. Yani abiciğim biz bakkalız yani. Öbürü de dedi ki Fatih'e giden hat. Dediler ki yo bizim evrensel bir devlet olmamız lazım. Biz küçük yerde kalamayız. O yüzden bakışımızı değiştirmemiz lazım. O yüzden Fetret dönemi aslında böyle bir kırılmadır, iç savaştır. Amerika'nın da iç savaşı vardır yükselmesinden önce. İngiltere'nin de vardır iç savaş. Roma'nın da vardır. Dolayısıyla bu bir kırılmadır ve vizyonun netleşmesidir hangi vizyon kazanacak? Eğer gelenekselci, muhafazakar yani küçük olsun, bizim olsun. Burada Yeni... özür dilerim. Şunun etkisi var mı abi? Hani mutabakat ve tutarlılık büyük bir medeniyet kurmanın olmazsa olmaz iki unsuru diyorlar. Tabii, evet. O iç savaş olunca bir mutabakat, mutabakat zemini olsun. gerçekleşiyor. Tabii. Tabii. Aynı. Herkes aynen. aynı değerler aynen. sistemine gönül veriyor. Abi şu elden örnek verelim. Yani beş tane aktör var. Her toplumda vardır. Yani piyasa, devlet, hukuk, sosyal örgütler vakıftan tutun tarikatlar, efendim gruplar, sosyal gruplar, hemşerilik gruplarına kadar. Ve bir de fikir, eğitim alanı. Yani insan yetiştirme alanı. Şimdi bunların hepsinin farklı açılara baktığını görüyoruz. Fakat mutabakat oldu mu bunlar bakın bir yumruk haline geliyorlar. İşte burada enerji oluşuyor. Enerji teksif oluyor, yoğunlaşıyor. Enerji yoğunlaşınca işte dışarıya doğru çıkmak istiyor tüccarı artık Çorum'da yatırım yapmıyor. Aynı Çorumlu adam gidiyor Kenya'da iş kovalıyor. Özal'dan sonra gördüğümüz iş bu. Ondan sonra devlet kurumları küçük bakışla artık bakamıyorlar. Diyorlar ki bizim mutlaka daha büyük iş yapmamız lazım. Dünya çapında iş yapmamız lazım. Onların bu sefer kurumları yaptıkları buna göre değişiyor. Buradaki bir herhangi bir vakıf diyelim ki Kur'an öğretiyor. Bir bakıyorsun Cibuti'de de var. E bir bakıyorsun Abhazya da var. Bir bakıyorsun Romanya da var. Hayırlardan bahsediyoruz tabii o CIA'nın destekli olan fetöden falan filan bahsetmiyoruz. E onlar kurgudur. Ama organik olan insan toplulukları bunu yapıyorlar zaten. Dolayısıyla o enerji pozitif enerji, o devletin büyümesi, medeniyetin güçlenmesi noktasında dışarıya doğru yayılıyor. Bunun bir de karşılığı var. Çünkü artık orada kültür olarak, siyaset olarak, hukuk olarak, toplum örgütleri olarak özenilecek bir model oluşmaya, bir sentez oluşmaya başlıyor. O terkipten senteze geçiyor. O da herkesin ilgisini çekiyor. Mesela Osmanlı devletine bize pek söylenmez. 600 sene boyunca belki milyonlarca gayrimüslim göç etmiştir. Bu şimdi garip bir şey. Çünkü eski zamanda devletlerin kimliği dindi. Yani green card. green cardları oydu. Yani Müslüman birisi bir Müslüman toplumda yaşamak üzere göç eder genelde. Hristiyan birisi Hristiyan bir toplumda. Fakat Osmanlı o kadar büyük bir rex, lex, pax yani yönetim, güç, hukuk ve toplumsal yapı oluşturmuş ki bir gayrimüslim bile gelip Müslümanların yönettiğini bile bile, kendisinin asla yönetici olamayacağını bile bile orada yer tutmak istiyor. Avrupa'da anlatmıştık. 1800'lerin sonuna kadar Türkler gibi giyinmek bir moda. Ona Türkeri diyoruz. Osmanlılar Onlar gibi müzik yapıyor adam. Onlar gibi yemek yemeye çalışıyor. Hala etkileri var. İsveç köftesi diyorsun. Osmanlı'dan gitme. Fransa'da bazı yemekler Osmanlı'dan gitme. Fransa ordusunda sipahi diye bir birlik var. Bahsetmiştik. Tank birliği. Osmanlı'dan gitme. Yani özeniliyor çünkü. Bu özenilecek çekirdek zayıflamaya başladığında... O etkiler evet devam etmeye devam ediyorlar. Yani aslında merkezde artık o enerji zayıflamaya başlıyor. Çünkü klikler oluşuyor. Yeni küçük vizyonlar oluşuyor. Bu vizyon ama artık pozitif bir vizyon değil. Hani biz beraber ne yaparız değil. Bu parmağı ben buradan nasıl çekerim? Bunu bunun arasına nasıl koyarım? Buradan nasıl şöyle bir şey yaparım? Şimdi o zaman daha önce kendi farklarını yan yana durduklarında dünyaya giderken kol kola olan insanlar birbirlerine bakmaz. Önlerine bakarlar. Fakat halka haline gelince, bakma lan bunun gözü kara ya, bu bizim kavimden değil. Vay ya, bunlar var ya, şurada burada. Bir bakıyorsun, hemşerilikler bir güç odağı olmaktan bir yıkım odağı haline gelmiş. Daha önce vakıfla insanlara fayda dağıtan sermaye, bu sefer başka sermayeleri alıp kendi içine katarak çoğalmayı ve yönetime hükmetmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla kırılmalar burada başlıyor. Yani o pozitif, dışarıya doğru giden enerji birden içeriye doğru dönüyor, yıkıcı bir enerji haline geliyor bu sefer, parçalayıcı. Ee, bizim de Osmanlı'da yaşadığımız şey buydu. Yani Osmanlı'nın çekirdeğindeki o e, birlik, bütünlük o şey anlamda değil. Herkes bizim gibi olacak, benim gibi giyecek o manada değil, o birlik o değil zaten. O şu manada vizyon birliği. Yani biz bu işi beraber yapacağız, güzel işler yapıyoruz, güzel bir toplum olacağız, güzel bir insan olacağız Nerede olursa olsun köyde, şehirde, bürokraside, dilenci. Dolayısıyla bu vizyon zayıflayınca toplum bu sefer a onun gözü kara ve bunun kaşı eğik. E, efendim a sende de şu vardı. Yani böyle eften püften şeylerle bir süre sonra iyice yarılmalar başlıyor toplumda. Osmanlı'da da böyle oldu. Mesela eğitim böyle parçalandı. İşte bir süre sonra mesela bakıyorsun medrese hocalarının çocukları torpille alınmaya başladı. Halbuki bir Fatih medresesine Herhangi bir Osmanlı'nın bir yerinden gelen bir adam hep girmek ister çünkü burası Harvard gibi Fatih'e girmek ne demek Beyazıt veya Ayasofya veya Süleymaniye medreseleri İslam dünyasının en baba medreselerinden Mısır'daki de kalkıyor buraya geliyor Şam'daki de kalkıyor buraya gelmeye çalışıyor E bir süre sonra onların yerine kim doldu? Efendim ya Yazıktır bu bizim olan biraz salak ama yani okuma yazması da zayıf ama e valla boş gezmesin ne yapalım benden sonra işte onu koyalım buraya diyerek bak gene o liyakatin yıkılmasıyla beraber kabiliyetler artık bu e, yönetim kademesinde kendine yer bulamadı. Amerika'da da böyle oldu. Şu anda biliyor musun Harvard Üniversitesi daha yakında skandal çıktı. Ben kitabımı 2013'te yazdım. Benim orada bahsettiğim genel şeyin şu anda skandalı e, ifşa edildi, açığa çıktı aynısı. Kitabımda bahsettim. O nedir? Amerika'nın baba üniversitelerine zenginlerin çocuklarını sokmak için rüşvet vererek adam koyan bazı aracılar olduğu ortaya çıktı. Yani Amerika'da da bu gevşiyor. Amerika'da da bu bozuluyor. Çünkü Harvard Üniversitesi'ne mesela zengin bir adamsan aslında senin salak çocuğunda girip okuyabiliyor. Nasıl? Vakıf kuruyorsun, kendi aile soyadın. Mesela Tuncer Foundation kuruyorsun. Tuncer Foundation Harvard Üniversitesi'ne 2 milyon dolar bağış yapıyor. Zaten o yüzden o üniversite çok zengin. Ve ama şöyle bir şart koyuyor. Diyor ki ben her sene dört talebenin harcını ödeyeceğim. Çok yüksek karşılar orada. Ee, yalnız e, her iki senede bir de Tuncer soyadlı birisi üniversitenize girecek. Ona Orada üniversite sınavı yok. Üniversiteler kendileri seçiyorlar e, gelenleri. Dolayısıyla şu anda öyle insanlar buluyorsun. Çok şaşırtıcı. 60'lı yıllarda böyle bir şey göremezdin. Harvard mezunu bir adam çok parlak bir adamdır. Şimdi herkes aynı nazarla bakamıyorsun. Harvard mezunu ama ne? Hangisi? Hangi tip? Beşik uleması mı acaba? <laughs> Peki bu tefessüh diyebileceğimiz durum. Yani bu özel örnekten yola çıkarak genelleştirirsek, 5 dakika içerisinde toparlarsak Batı medeniyeti bitiyor diyebilir miyiz? O enerji nereye döndü şu anda Batı? Hemen küçük bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya her yerde borusunu öttürebilen bir devlet. Değil mi? Yok öttüremez diyemezsin yani. Öttürüyor. Okyanusu, denizi, karası, ülkesi. Dünyada 120 yerde yanlış hatırlamıyorsam üssü var. 120 ülkede üssü var. Her yere uçak gemisiyle gidebiliyor. Her yerdeler şu an. Şimdi böyle bir gücü kimsenin yenemeyeceğini düşünüyorsun. Fakat o güç kendi içinde çürüyor. Onun göstergelerini bilmek için o nazara ihtiyacım var. Yani kabuğa aldanırsan Osmanlı'nın mesela etkileri hala yaşıyor. Diyebilirsin ki Osmanlı hala çok güçlü ama Osmanlı çöktü, çökeli 100 sene oldu. O aynı şey gibi yıldızlar ölüyor, ışıkları hala gelmeye devam ediyor ya kaç sene. Aynen onun gibi etkiler, dışarıdaki etkiler en son ölen etkilerdir. Çünkü o imaj kolay kolay insanların aklından çıkmıyor güçlü devlet. Ben bir örnek vereyim. Amerikan ordusunda bugün 2,5 milyon asker var. Bunun yaklaşık 2 milyonu Yurt dışında görev yapıyor. Abi 2,5 milyon askerin yarısı, en az yarısı, en az bir psikolojik rahatsızlık teşhisiyle teşhislenmiş. En az bir. İlginç olanı şu, bu adamlar kara savaşı yapmıyorlar. Hep hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleriyle bir ülkeyi işgal ederler. Yani asker askere çatışma pek olmaz. Amerikan ordusu ondan kaçınır zaten. Dünyanın en eğitimli ordusu. Dünyanın en iyi teknolojisine sahip ordusu. Dünyanın en iyi korunan ordusu, dünyanın en iyi maaş alan ordusu, en güvenceli ordusu. Ona rağmen ölmekten korkuyorlar. Heh. Çekirdek dediğimiz bu. Kendini daha yüce bir hedefe, daha yüce bir vizyona, davaya bağlayan insandan daha güçlü bir insan yok. O anda tankı tüfeği, parası pulu olmayabilir ama o insan mutlaka bulunduğu yerden en az bir metre daha yukarıya gidecektir. Amerika tam tersini yapıyor. Amerika 1965'ten beri düşüyor. Çöküyor. Ama çöküş öyle birden olmaz. Mesela Osmanlı'nın 1910 yılı diyelim. Biz seninle Sultan Ahmet Meydanı'nda oturuyoruz. Çayımızı içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Ee, ben sana dedim ki ya biliyor musun Serdar'cığım 8 sene sonra Osmanlı Devleti yok. Kimse inanmaz. Şaka mı yapıyor? Ne alakası var? 8 sene sonra yok. İmparatorlukların çöküşleri büyük olur çünkü o kabuk büyüktür. İçi çöktükçe, içten kurudukça en son kabuk çatır diye çöker. Şimdi Amerika'nın çöküşü bu Çin'in ona Pasifik'te benim beklentim ilk meydan okunmasıyla beraber daha da hızlanacak. Çünkü bakın Amerika'da şu anda aslında söylenmeyen bir iç savaş devam ediyor. Irkçılık üzerinden. işte o ırkçı tiplerin demokratlarla olan çatışması üzerinden derin devletin öbür ekiplerle olan çatışması üzerinden devam ediyor, görene. Dolayısıyla ama o a, bitti falan değil. Bitişleri biraz uzun sürüyor ama çöktüklerinde bütün tozu dünyayı kaplıyor ve yer sarsıntısına sebebiyet veriyor. Biz kendimize bakalım. Uzun lafın kısası. Biz kendimize bakalım. Onun bunun çöküşü seni yükseltmez. <laughs> Sen kendini yükselt. Sen adam ol. Başkasının adam olmaması seni adam yapmıyor. Senin adam olma vazifen var. Bunu unutmayalım. Gene burada da topu tacı atmayalım. Hep offside'da kalıyoruz çünkü. Eyvallah. Abi teşekkür ederiz. Eyvallah. Vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar sona erdi.